Arkadaşlar merhaba. Bugün Kraliyet Evi DSS ile derece kasmaya devam ediyoruz. Şu an puanımız 3059, 83. sıradayız. Video dışındayken biraz kastım. Klasik Kraliyet Evi DSS ile oynayacağız. İlk maçımıza geçelim. Dostlar yine maçlara geçmeden önce yemek sepetinden yemek sipariş edelim. Her zaman olduğu gibi bizi burada Joker restoranlar karşılıyor. Min tutarı geçtiğiniz sürece Joker indirimleri de artıyor. Yemek sepetinde çok fazla restoranda indirim oluyor. Aradığınız yemeğe göre buradan bakabilirsiniz. Örneğin canınızın çektiği bir şey varsa buradaki mutfaklar kısmından bakabilirsiniz. Ya bütün yemek çeşitleri var. Yemek siparişinizi verdikten sonra da kısa bir süre içinde kapınıza kadar ulaştırıyorlar. Zaten herhangi bir sorununuz varsa 7/24 çalışan destek ekibi var. Örneğin benim canım tavuk istediği için buradan tavuğu seçeceğim. Bir sürü restoran karşımıza çıkacak. Zaten buradan da hangi restoranın iyi olup olmadığına, puanına ve yorumlarına bakarak anlayabiliyoruz. Hangi restoranda ne kadar indirim var şu an bize onu da gösteriyor. Örneğin şuranın puanı yüksek, oradan sipariş verelim. Hemen yemeği de ekleyip ödeme kısmına geçelim. Ben kapıda kredi kartını seçtim. İsterseniz siz online ödeyebilirsiniz. İlk maçımıza geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Sağlam oyunculardan biri geldi kupamız yüksek olduğu için. CRL'de 7. falan bitirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Dünya finalinde. Hamle yapmasını bekleyelim. Biz de bir Anka'yı atalım. Hangi desteği oynuyor bilmiyorum. Sürekli destesini değiştirdiği için kupa yolunda tahmin etmek zor şu an. Golem destesiymiş. Çok erken attı golemi. Sol tarafa iksiri harcasın. Sağlam atağa kalkamasın. Tamam. Üçüncü vuruşu yapmadığı için Kraliyet Evi iyi hasar çıkartıyor. Orada mini P.E.K.K.A. ikinci vuruş yaptıktan sonra en geç balıkçının çekmesi lazım. Yoksa hiç hasar veremeyiz. Şu altın şövalyeyi öldürelim. Avcı iksirimiz yok ama şu an doldu. Atmayacağım. Yıldırımı vardır. Anka'ya atsaydı yıldırımı avcıya atardım. Şöyle çok vurmasın. Tamam, neredeyse hasarlar eşitlendi. Sağ tarafı tekrar sağlam bir atak yapması lazım. Hemen vermeyelim sağ tarafı. Hatta hiç atağa kalkamasın şu an. Mipekli'yi atmadı. Kraliyet'i vuramaz. Anka da çok hasar çıkartıyor. Bir sonraki Kraliyet Evi atışımızda mini P.E.K.K.A.'sı elinde olmaz. 2x'e de girdik. Bir hayalet atalım. Agresif oynuyor. Kraliyet Evi'ni döndürdük. Sol tarafa almamız lazım. Güzel, sol tarafı aldık. Şöyle bir yıldırım atarsak balıkçı golemi dönecek. Tombuk atalım. Kuleyi almasın. Ölüm hasarı çok vurdu. Yıldırım artı kasırgaya gidiyor orası. Ama bayağı bir iksir avantajında olacağız. Yıldırım atacak, o yüzden atak yapalım. Kraliyet Evi çok iyi hasar çıkartıyor. 1800'e kadar indirdik. Çok fazla savunmaya yatmayalım. Kartlarını toplarsa bir atak da kulemizi alabilir. Anka'yı öldürelim. Tek yemedi Anka. Güzel savunduk yine de. Üç taca doğru gelmez. Tomruk. Yani
Anakule'nin canı hala çok. Oradan gelirse işimize gelir tabii. Kartları da topluyoruz böyle. Hemen bir kraliyet devi. Şimdi bir mini pekka atabilir. Şöyle bir yıldırım. Mini pekkayı da vurdum. Baskete devam. 3x'teyiz. Tekrar bir golem attı. Sağlam oyuncuya karşı güzel kazandık. Yani hem mini pekkası var hem de ankası, o yüzden Kraliyet Devi normalde bu kadar çalışmaz. Ama yanlış zamanlarda golem attı. İkinci rakibimizi de bulmuş olduk. Yüksek kupadan geldi yine rakip. Biraz bekleyelim. Rakip desteğimizi biliyordu herhalde. Çünkü madenciyi arkaya doğru attı. Büyük ihtimalle klasik madenci destesi oynuyor. Tomruk yeter. Güzel iksir harcadı. Şöyle bir atak yapalım. Ankamız yaşıyor. Yarasaları atabilir. Anka kuledi. Bayağı bir vuracak. Madenci DS'si oynadığı için çevrilmesi çok zor. Arkasına bir şey atmıyor. Balıkçıyla savunuruz. Yine aynı şekilde Valkyrie elinde yok. O yüzden agresif oynayalım. Zaten felaket kulesi falan da olmadığı için yıldırıma gerek yok. Mızrakları çok yanlış attı. Yarasalar gelebilir belki. Duvar yıkıcıları yine kaçırdı. Sol tarafa 3 yıldırım atarsak alıyoruz ama illa Kraliyet Devi ile bir vuruş daha yaparız. Bir de aslında bu eşleşmede 2x'e girerken eşleşme tamamen bize dönüyor. Yani zor olan 1x'teyken az hasar almaktı. Yine önden bir Kraliyet Devi atalım. Kartlarımız toplandığı için arkadan atmıyorum Kraliyet Devi'ni. Şöyle bir tomruk. Balıkçıyı attım. Topu uzağa koydu. Aslında balıkçıyı atmasak, yıldırımı atsak alırdık. Yumurtayı kıramadı. Yine Hanka çok vurdu. Çok da rahat galibiyet oldu. Herhalde rakip odaklanmamış olabilir bu maç. Tabi eşleşmede bizdeydi. Ama yine de bu kadar yani kolay kazanamazdık. Rakip hata yapmasa. Güzel de kupa alacağız. Son rakibi de bulmuş olduk. Puanlı 3135. Daha önce karşılaştığımı bilmiyorum, nickten anlamadım şu an. Klasik hayaletle başladım. Ankası da var. Belki dev DS'si oynuyordur. Çift prens. Anka çok sıkıntı. Hemen bir yıldırım. Kartopunu çok yanlış attı. Ankası yaşıyor diye şey yaptı da kartopunu attı yakınlaştırmak için. Yani Anka'nın önünde bir tank kartı varsa çok sorun çıkarıyor. Bunun DS'si büyük ihtimalle kıvılcım. Şöyle bir tomruk atalım. Kare prensi geri getiriyoruz. Hayalet kuleye de vuracaktı. Tomruk attık diye ama avcı atmak zorunda kaldı. Şu an fazla X-ray harcadığı için şöyle çekelim. Sağ taraftan saldıracağım. O da soldan gelsin. Kıvılcım oynadığı için aynı taraftan gitmek çok mantıklı olmaz.
bir anka atabilir. O yüzden biz de atalım. Güzel. Tekrar ekstra harcamız lazım. Tam zamanında yıldırım atalım. Ters taraftan geliyor. Şu kıvılcımı durduralım. Dev Goblin'i ters tarafa doğru çekelim. Anokli'yi açarsak iyi olacak. Çok fazla iksir harcadı. Sağ tarafı bayağı bir hasar çıkardık. İkincisini hemen döndürelim. Soldan attı ankayı. Köprüden bastım. Karakteri her türlü vuracak. Rakip de bu desteyle buralara kadar çıkmış. Ya bir de bayağı hatalı oynadı bize karşı. Bir demoji atalım. Otuz bir kupa aldık. Bakalım toplam kupamız kaç? Kupamız da yükseldikçe maçlar daha da kaliteli oluyor. Şöyle gelen eşleşmelere tekrar bakalım. İlk eşleşme zordu yani rakip sanki bir tık önde gibiydi. İkinci eşleşmede Bizantiydik. Üç de yine bize yakındı. Şu an dünyada 43. sıradayız. İlk 50'ye girmişiz. Böyle üst kupalarda maçlara devam ederiz. Sezonun bitimine de 8 gün kalmış. Bence destemiz de güzel. Yani bu deste iş yapıyor. Dediğim gibi bu desteği kullanabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.